Değerli izleyenler, Abdullah Akşinasi Hisar, Boğaziçi'ni anlattığı kitaplarında Boğaziçi medeniyeti diye bir kavram geliştiriyor ve Boğaziçi'ni başlı başına bir medeniyet olarak tanımlıyor. Gerçekten de Boğaziçi, şimdi Boğaz diyoruz, şarkılara, resimlere ve büyük bir edebiyata konu olmuş durumda. Burada edebiyat derken sadece yazılı romanlar, öyküler anlamında değil, Boğaziçi'ni ele alan, Boğaziçi'ni tartışan, konuşan büyük bir edebiyattan söz ediyorum. Gerçekten Tanpınar, Yahya Kemal ve aklımıza gelen daha birçok isim Boğaziçi'ni yapıtlarında bazen bir fon olarak, bazen doğrudan doğruya kendisine ait bir realite olarak ele alıp izlemişler. Biz de bugün çok değerli bir Boğaziçi uzmanı diyeyim izin verirse, itiraz edecektir ben biliyorum ama Ersu Pekin'le birlikte Boğaziçi'ni ve Boğaziçi kültürünü konuşacağız. Siz hemen itiraz eder gibi oldunuz Boğaziçi uzmanı derken. Evet, itiraz etmek istiyorum. Ben Boğaziçi uzmanı değilim. Yani ben herhangi bir şeyin de uzmanı da değilim evet, zaten. Tamam, o sizin tevazuunuz, sizin bir kültür adamı olduğunuzu o zaman söyleyerek orta yolu bulalım. Peki şimdi şunu sorayım. Başlangıçta da söyledim. Bu Boğaziçi, Bosphorus, Batı dillerinde Yunanca'dan geliyor. Öküz yolu, öküz yolu demek. Bunun da bir öyküsü var. Io, Prometheus, oralara kadar iş gidiyor. Hatta o zaman Üsküdar bile bu efsanelerin içinde o dönemdeki antik Yunanca adıyla yer alıyor. Bosphorus'u, Boğaziçi'ni, şimdi Boğaz'ı bu kadar önemli hale getiren nedir diyeyim? Yani herhalde büyük bir kanal olması. Bir su yolu. Bir defa. İstanbul'un iki tane böyle kanalı var. Biri Boğaziçi, öbürü de Haliç. Ve bunu İstanbullular kullanmışlar. Siz demin Boğaziçi medeniyetinden söz ettiniz Abdülhak Şinasi Hisar'a atfen. Evet. O bir de Boğaziçililer diye bir halktan tabii, bahsediyor. Tabii. Özelleştiriyor. Evet. Aslında Boğaziçililer her zaman Boğaziçili değiller bir kısmı. Bir kısmı orada yerleşik köylerde otururken bir kısmı da aslında şehir merkezinde işleri olan insanlar yazın oradaki yalılara gidiyorlar. Ha, şimdi bir şey sorayım hemen izin verirseniz. Yazın oradaki yalılara gidiyorlar dediniz. Peki Boğaziçi daha önceki tarihlerde, biz Boğaziçi'ni hep bugünkü Boğaziçi zannediyoruz ama bunun tabii çok eskilere giden bir tarihi olduğu anlaşılınca daha önce neydi? Köyler vardı herhalde. Köyler, Boğaz kıyısındaki evet. Köyler. Bu Bizans döneminde de evet. Galiba bazı köyler evet. Var. Ama işte şeyin olduğu yani Fatih'in bir defa Rumeli Hisarı'nda, İkinci Beyazıt'ın Anadolu Hisarı'nı yaptırmış olması zaten o kanalın kontrol edilmesiyle ilgili bir mesele var orada. Böyle küçük köyler var. Fakat Osmanlı İstanbul'a yerleştikten sonra Boğaziçi'nde bazı yerleri büyük bahçelere padişahlar köşkler yaptırıyorlar. Ama bu daha geç bir tarihte. 16. yüzyılda 16. yüzyılda. Çünkü yani İstanbul'un fethinden sonra hemen bu iş olmuyor. Uzun bir süre hadise Topkapı ve civarında cereyan ediyor değil mi? Sonra Boğaziçi'ne geçiliyor. İstanbul tabii ki dünyanın başka hiçbir kentinde olmayan bir olağanüstü karşılaşmaya sahne oldu, evet. mekan oldu. Bu 1453'te Türklerin İstanbul'a gelmesiyle birlikte. Burada büyük bir kültürleşme oldu, acculturation oldu. Bu son derece önemlidir. Bunu mesela Paris'te böyle bir şey olmadı, Londra'da olmadı. Yani iki kültürün birbiriyle aynı mekanda, aynı şehir, surlar içinde buluşması. Buluşması ve bu herhalde Boğaziçi'nde de oldu. Şimdi 19. yüzyılda biliniyor, bazı işte deniliyor ki kıyıda Türkler oturuyor da sırtlarda Ermeniler oturuyor veya işte hem Rumlar hem evet. filan. Bu mesela müzikte de bunu görebiliyoruz. Pek çok icracı
işte bu 19. yüzyıl başlarında, sonlarında, 20. yüzyıl başlarında bu Boğaziçi mehtapları denilen, evet, orada çalan müzisyenlere baktığınız zaman, evet, Kemani Tatyos, evet, Hristo, Lautacı, evet, Hristo, yani Ermeniler, Ermeniler, Rumlar, Türkler, hepsi bir arada çalıyorlar. Ve bu bir ortak müzik kültürü oluşturmuş zaten, yüzyıllar içinde bu müzik kültürü bu şekilde oluşmuş. Onun için bu müziğe belki İstanbullu bir müzik demek doğru olabilir. Osmanlı müziği, İstanbul müziği. Osmanlı müziği. Tabii Osmanlı büyük bir coğrafya. Evet, güzel. Yani bu, bunu İstanbul'la sınırlamak. İstanbul'la, evet, sınırlamak iyi. Çünkü doğru, bu merkez, patron, doğru, patron burada. Evet. Büyük patron burada, evet, ve sanatı destekleyen, evet, ki bu arada müziği de himaye eden, evet, ve onun patron müzik, hami demek zaten. Hami tabii. Evet. Tabii tabii, hami anlamında söylüyorum. Yani ekonomik bir tabii, patronluktan söz etmiyorum. Şüphesiz kültürel anlamda. Ve bunların burada yapılan müziğin de tüketicisi. Ve nasıl bir zevk ortamı yaratılıyorsa bu insanlar arasında, ki buna işte zürafa deniliyor, İstanbul'u zarifler, zarifler anlamında. Kübera ya da kibarlar, evet, kibarlar son dönemlerde. Bu insanlar bu müziği dinliyorlar, bundan zevk alıyorlar. Boğaz'a doğru gelmesi insanların daha geç dönemlerde ortaya çıkıyor. Sahil saraylar yapılmaya başlıyor belli bir tarihte. 17. yüzyılda Haliç'e geliyorlar. Kağıthane buralardaki kültürü canlandıran ana mekan. Sonra Boğaz'a dönülüyor. Boğaz'da korular var. Boğaz'da o koruların içinde yönetici sınıfa ait köşkler var. Bunu sağlayan öncelikle oranın estetiği mi, oranın güzelliği mi? Mesela mehtap gecelerinden bahsettiniz, mehtabiye. Bunun oluşumu sadece bir estetik kaygıyla mıdır? Çünkü gitmek gelmek de aynı zamanda o dönemde bugünkü kadar kolay değil. Çok zor. Yani gemilerle, kayıklarla gidiliyor. Şimdi bir defa onun güzelliği, tabii ki Boğaz'ın güzelliği, doğası önemli. Sükuneti, sessizliği herhalde önemli. Bu Lale Devri denilen, bu Ahmet Vefik'in ya da Yahya Kemal'in taktığı bulduğu isimle, tabirle. Lale Devri denilen dönemde Nevşehirli damat İbrahim Paşa Beşiktaş'ta bir yalısı var. Fakat mesela Avusturya elçisini Amcazade Hüseyin Paşa yalısında ağırlıyor. Ve bu Raşit'in, tarihçi Raşit'in, evet, yazdığına göre de 60-70 kadar hanende ve sazendeden meydana gelen bir grup da onu elçiye verilen ziyafette çalıp söylüyorlar. Çalıp söylüyorlar. Boğaziçi yani siyasi, diplomatik anlamda da kullanılıyor. Hala Avusturya ve diğer bir takım konsolosluklar diyelim veya büyükelçiliklerin oralarda mekanları var, mevcut. Fransızların var, Fransızların Avusturyalıların var, Almanların var, Almanların var. Şimdi dolayısıyla bu ilgi estetiğin ötesinde bir takım sebeplere dayansa bile Boğaziçi'ndeki hayat bir miktar sınırlı. Yani yazları daha zengin, kışları daha zayıf bir hayat denebilir mi buna? Herhalde, yani herhalde öyle demek lazım. Çünkü bir defa yalılara yazın gidiliyor, göçülüyor tabii, diyelim.
Şimdi ben mehtap alemlerine gelmek istiyorum. Evet, çünkü gelelim. Orada çok çok bilgi var aslında. Evet. Bu Abdülaziz ve 2. Abdülhamit dönemlerindekileri biliyoruz biz. Bunu işte Abdülhak Şinasi Hisar da yazmış, Semih Mümtaz yazmıştır. Olağanüstü bir şey. Şimdi kalender önünde toplanıyorlar, bir pazar kayığı. Müzisyenler yerleştiriliyor. Evet. Bütün hiçbir kayıkta ışık yokken müzisyenlerin kayığında ışık var. Nevaleleri hazır, içkileri, mezeleri orada ve 100, 200, 300 hatta dediklerine göre 1000 kayık parça olur. Kayık, evet. Evet, 1000 kayığı tahayyül etmek zor. 1000 kayığın o müziği, o hani kısık sesli olduğunu şimdi düşündüğümüz müziği. Yani benim oda müziği dediğim müziği. Evet, evet. O kayık içinde dinlemeleri ve bin peki, kayığın. O zaman şunu soralım. Tabii buna şunu da ilave edelim. Biz yine bugün Boğaziçi'ni elektrikle aydınlatılmış, ışık ışık bir, ışıl ışıl bir mekan olarak, bir coğrafya olarak tasarlıyoruz. Halbuki bu mehtap meselesinin bir özelliği de o herhalde, zifiri karanlık, evet, ve bir yerden mehtap bütün haşmetiyle doğup ortaya çıkıyor. Ve o karanlığın içinde de tabii o mehtap büsbütün büyüleyici. Evet, bir Selena gibi yani bir aynen ay öyle tanrıçası. Bir ay tanrıçası gibi ortaya çıkıyor. Peki orada müzik... Pardon, buyurun, bir şey daha, bir şey daha ekleyeyim. İslam tabii edelim. O zifiri karanlık... Şimdi ses için böyle söylenir mi bilmiyorum ama zifiri sessizlik desek belki de yanlış olmaz. Olmaz. Bu da önemli. Evet. O karanlık kadar sessizlik. Belki erken baharda bülbüller ötüyor. Zaten evet, o da bunun bir parçası. Oraya bülbül dinlemeye de gidiyorlar. Peki. Kanlıca Körfezi'ne gidiyorlar. Evet. Bu önemli bir şey. Çünkü yani müziğin mekansal doğası gereği müzik mekansaldır. Şimdi oda müziği, siz demin kullandığınız tabiri, oda müziği işte dört tarafı kapalı, altı üstü kapalı bir kapalı kutunun içinde söylüyorsunuz. Bu anlaşılıyor buradaki. Fakat açık hava da bu ses nereye gidiyor? Nasıl bir dördüncü boyut yaratıyor? Belki de Kanlıca Koyu bu iş için Körfez, evet, evet, Yahya evet, Kemal'in şiirlerinde evet, çok evet, kullandığı. Körfez daha küçük bir yer ve orada akustik zannediyorum sesi tutabiliyor. Tutabiliyor. Evet, bravo. Çok güzel. Şimdi peki şunu soralım. Orada çalıp söylüyorlar kayıkların içinde. Onun için bestelenmiş bu müzik, Boğaziçi için yapılmış müziktir denebilir mi? Yoksa ben gene Osmanlı müziği diyeyim, onu mu orada icra ediyorlar? Yani ayrı bir türden söz edilmez, etmek doğru değil. Ayrı bir Boğaziçi müziği türü diye bir tür yok. Bu her yerde çalınıp söylenen şeyler, bir kere de burada söyleniyor. Boğaziçi semt, içinde Boğaziçi semtlerinin adı geçen şiirler ve şarkılar var. Ve ben dikkatimi çekti. Daha çok da Göksu'dan bahsediliyor. Gidelim Göksu'ya bir alemi ağabeyleyelim. Evet. Şimdi Göksu aslında Kağıthane Deresi ile koşup görmek lazım. Tabii. Daha küçük bir su, daha belki sıcak bir atmosfer, daha kuytu bir yer. Bu Göksu'dan. Fakat mesela Lale Devri'nde gene döneyim. Nedim'in şiirleri var. Göksu'dan bahseden. Fakat Nedim'in aynı zamanda... Nedim'in bahsetmediği bir şey yok da. Bir şey evet, yok evet, ama Sadaba'da dönelim tabii, diyor. Tabii. Burası tabii, tenha, ıssız evet, ve kötü oldu evet, diyor. Tabii. Falan. Biz tabii, şey tenha tabii, bir yere Sadaba'da dönelim. O Haliç'e dönmek istiyor o dönem. Ama müzik, çalınan müzikler bakımında sadece dönemsel olarak fark olabilir. Kağıthane'de çalınan müzikle Göksu'da çalınan müzik aynı müzik olmalı. Gidelim. Bir
Mesela içinde boğaz geçerek bestelenmiş ilk parça nedir? İşte Alaaddin Yavaşça'nın şarkıları var. Sonradan yani 20. yüzyılda bunu biliyoruz da herhalde 19. yüzyılda mı çıktı bu ilk parçalar? İstinye Koyun'da bu akşam mesela bir parça, belki evet. İstinye. Şimdi Yahya Kemal tabii ki önemli birisi. Tabii Yahya Kemal'in Boğaz'la ilgili şiirlerini ölümle de ilişkilendirmiştir. Fakat erken şiirlerden mesela 3. Selim'in bir bestesi var Göksu'dan bahseden. İşte kayağa gidelim, içkileri alalım, işlet yapalım falan. Nedim'in şiirleri var. Şimdi bu geleneksel sanatta, geleneksel toplumda zamanla ilgili bir mesele vardır. Tabii. Yani 16. yüzyılla 19. yüzyıl arasındaki tabii. farkı kavramak kolay değildir. Nedim'in şiirini mesela 20. yüzyılda Münir Nurettin Selçuk bestelemiştir. Yahya Kemal'in de vazgeçilmez bestekarı. Şunu da söyleyelim, yani benim kendi kişisel görüşüm şu, Boğaziçi'nin yeniden böyle bir medeniyet, bir kültür haline gelmesinde herhalde Yahya Kemal'in o şiirlerinin epey bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bir tür yeniden canlanma veya yeniden bunun bilinçlere yürümesi bakımından. 20. yüzyıl için tabii ki. Evet. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter. Şunu sorayım. Daha sonra Boğaz farklılaşıyor. Boğaz bugünkü Boğaz'a dönüşüyor. Boğaz içinden de Boğaz'a dönüyoruz. Bu kültür veya yine Abdülhak Şinasi'nin sözüyle bu medeniyet tam Pınar'da, Huzur'da bunu boylu boyunca yazar. Sürekli olarak yazar. Hatta Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde evet. bile bundan bahseder. Yani 3 asır barbunya yenen bir veya 4 asır bir ülkedeki kültürden. Bu ne zaman kaybolmaya başlıyor? Bunun yeniden ihyası, neşvü nema bulması mümkün mü? Yoksa bu artık tamamen kaybolup gitmiş, yitmiş bir eski kültürü mü konuşuyoruz biz? Vallahi galiba öyle. Yani sular geri doğru akmıyor. Halikarnassos'u nasıl olsa hatırlamak lazım. Hep ileri doğru değişecek sular. 1930'larda Şirketi Hayriye'nin başkanı Necmettin Molla bu eski Boğaziçi mehtap gecelerini, alemlerini canlandırmak için bir deneme istiyor. Ve bir vapur tahsis ediyor bu işi. Ama olmuyor. Oradan bir tek kazancımız var. Bu Aleko Bacanos'un şarkısı, Deniz Kızı Eftelya'nın. Şimdi söylediğiniz doğru. Çünkü sonradan Münir Nurettin'le ilgili hatıralar anlatılır. İşte onun okuduğu gazeller çok önemli. O da bunları artık Boğaz'da değil, karşı tarafta okumaya başlıyor, Kalamış'ta. Hatta derler ki bir defa öyle bir gazel okuyor ki yandaki kayıklardan biri, Münir misin mübarek diyor. Yani karşı dağılıyor Boğaziçi başka İstanbul'un başka semtlerini ve coğrafyalarını. Peki bugün artık bir Boğaziçi medeniyetinden bu anlamda söz edilemez. Bugünkü özelliğine bununla mukayese edilebilecek farklı bir özelliğinden bahsedilebilir mi? Ben bilmiyorum yani. Belki siz bulursunuz ve aramak gerekiyor. Halbuki o zaman böyle değil. Şimdi bir nostalji yaratmak istemiyorum. Evet. Böyle bir niyetim yok. Ama bir kırılma olduğunda da hiç kuşku yok. Mesela iki tipik örnek var. Bir tanesi bu Antoine Ignace Meling'in 3. Selim tabii. döneminde tabii. yaptığı Hatice Sultan evet. Sarayı'nın işte evet. gravürü evet. de var. Yüzyılın başında da o sarayın bir fotoğrafı var. Evet. Demek ki bu 20. yüzyıla kadar, 19. yüzyıldan yaşamış, yüz küsur yıl yaşamış bir bina. Artık yok böyle. Birçok yalı yok artık Boğaz'da. Bunların bir kısmı yandı, bir kısmı yıkıldı. Evet.
Bir başka örnek, mesela Büyükdere Çayırı'nda bir çınar, yedi çınar, yedi kardeşler çınarı denen bir çınar grubu var. Evet. Bunun 1700'de yapılmış, şimdi bir koleksiyonda olan bir yağlı boya resmi var. Sonra Melink resmini yapmış, bir fotoğrafı var 20. yüzyıl başında ama o çınar artık yok. Şimdi bu kayıplar neden kaybediyoruz bunlar? Yani bir ağacı, bir yalıyı, bir evi neden kaybediyoruz? Bunlar herhalde sosyolojik meseleler. Olarak incelenmesi gereken mesele. Peki bugün Boğaz için bestelenen şarkılar, parçalar var mı bildiğiniz? İşte Alaaddin Yavaşçı'nın. Alaaddin Yavaşçı son örnek olarak kaldı. Peki efendim, çok teşekkürler. Çok zevkli, güzel, lezzetli şeyler konuştuk. Keşke Mehtap'a da çıkabilseydik. Onu da artık başka bir zamanda. Teşekkürler geldiğiniz için. Değerli izleyenler, bugün Ersu Pekin'le birlikte Boğaziçi kültürünü, Boğaziçi uygarlığını, Boğaziçi'ndeki mehtap sefalarını, Boğaziçi şarkılarını, Boğaziçi'nin edebiyata yansımasını geniş bir tur ile konuştuk. Öyle anlaşılıyor ki Boğaziçi, Boğaziçi medeniyeti, Boğaziçi kültürü bildiğiniz gibi değil. Gel ey denizin nazlı kızı, bu şişara.